Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPS 2022 güncel bilgiler denemesi çözmeye devam ediyoruz. 79. denemeye kadar geldik arkadaşlar. Sizlerle beraber yüzey çok çok az kaldı. Ne yapıyoruz? Hiç vakit kaybetmeden deneme çözümümüze, sorularımıza birlikte başlıyoruz. Türk Lirası'nın arka yüzlerinde yer alan isimler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bakın böyle bir soruyla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 5 TL'nin arkasında arkadaşlar kim var? Aydın Sayılı var. Aydın Sayılı. 10 liranın arkasında arkadaşlar kim vardı? Cahit Arf. Cahit Arf. Arkadaşlar. 20 liranın arkasında kim vardı? Yanına yazıyorum. Mimar Kemalettin. Fatma Aliye. Arkadaşlar 50 liranın arkasında. Itri. Yani bu Hulizade. Arkadaşlar Mustafa Efendi. Itri'dir. O da 100 liranın arkasında. Hiç görmediğimiz Yunus Emre ise 200 liranın arkasında. Arkadaşlar. Ee, ne olmuştur? Yer almıştır ama Mevlana yoktur. Değerli Loser. Ee, bir de Yunus Emre'nin e, 200 liralık barkodda arkadaşlar şöyle bir e, cümle yazıyor. Sevelim. sevelim, Sevilelim. Sevilelim. Bu yazıyor arkadaşlar. Ee, tabii 200 lirayı fazla görmediğimiz için bunu da bilmemiz biraz zor. Sevelim, sevilelim yazıyor arkadaşlar. Bu da belki ne olabilir? Ölseme tarafından çıkabilir. Ee, burada Mevlana'nın resmi yoktur arkadaşlar. Cevabımız değişik oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Birinci Dünya Savaşı sırasında Orta Doğu'da Arapları Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtarak Arapları üzerinde büyük etki sahibi olan İngiliz casusu aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. E, bu İngiliz casusu kim arkadaşlar? Lawrence. Biliyorsunuz ki Lawrence e, İngiliz casustur. Araplar üzerinde büyük etki yapmıştır. E, Osmanlı'ya karşı kışkırtmıştır Arapları. Cevabımız Lawrence olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılan ilk baraj aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Ee, Ankara'da yer alıyor arkadaşlar. Ankara'da yer alıyor. Hangi baraj? Çubuk barajı arkadaşlar. Çubuk barajı Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılan ilk barajdır. Nerede yer aldığını belki sorabilir. Ankara'da yer almaktadır. Cevabımız Çubuk barajı olmuş oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Türkiye'de ilk televizyon yayını aşağıdaki üniversitelerin hangisinde yapılmıştır? Bakın internetle internetle arkadaşlar televizyonu karıştırmıyoruz. Bakın internet ilk kez ODTÜ'de ilk televizyon yayını ise İstanbul Teknik Üniversitesi'nde olduğunu lütfen ne yapalım unutmayalım. Bu ikisi biraz karışıyor. O yüzden ODTÜ'de internet İstanbul Teknik'te ilk televizyon yayının yapıldığını lütfen unutmayınız. Geldik bir diğer sorumuza beklediğim bir soru tarzı arkadaşlar. Çünkü ÖSYM e daha önce ne sordu? Amerikan Amerikan armudunu sordu. Hatırlayanlar bilir. Amerikan armudu. Şöyle yanlış yazmayalım. Amerikan armudu neydi arkadaşlar? Avokado. Avokadoydu. ÖSYM e bunu sordu. Peki bunu sorabilir mi? Neden sormasın diyerek bu soruyu yazdım sizlere. Nedir sorumuz? Tropik bir meyve olan pitaya, çilek armudu ve Kaktüs meyvesi ismiyle anılan meyve aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Arkadaşlar çıkabilir mi? Evet çıkabilir. Ee, burada cevabımız ne olacak? Ejder meyvesi. Arkadaşlar ejder meyvesi tropik bir meyvedir. Pitaya, çilek armudu ve kaktüs meyvesi ismiyle anılmıştır. Belki ÖSYM ne yapabilir bu soruyu sizlere yönlendirebilir. Geldik bir diğer sorumuza. Türkiye'nin ilk yerli uçağını yapan ve bu uçakla ilk ve tek uçuşunu 28 Ocak 1925'te gerçekleştiren isim aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Bu ismimiz arkadaşlar kimdir? Vecihi Hürkuş arkadaşlar. Vecihi Hürkuş Türkiye'nin ilk yerli uçağını yapmıştır. Ve bu uçakla ilk ve tek uçuşunu 28 Ocak 1925 tarihinde gerçekleştirmiştir. Vecihi Hürkuş arkadaşlar çok çok önemli bir simadır, isimdir. ÖSYM'de daha önce sormadım. Belki bu sene ne yapabilir? Lisans, ön lisans, orta fark etmez. Diğer sınavlarda da fark etmez. Sorabilir ÖSYM. Bir diğer denememize geldik. 80'deyiz artık. Son 20 deneme. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın valisi aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Önemli. EKPS'de ilk başbakanı sordu. ilk kadın başbakanı sordu. O yüzden kadınlarla ilgili arkadaşlar ilkleri bilmemiz lazım. Bunları ne yapacağız? Soruların içerisinde vermiş olacağız sizlere. Baktığımız zaman arkadaşlar ilk kadın vali ise Lale Aytaman'dır. Unutmuyoruz Lale Aytaman. Sizlere kısa kısa söyleyeyim arkadaşlar. 5-10 tane bakalım bilebilecek misiniz? Ben söyleyeyim. Bir saniye düşün ve payı vereyim size. İlk kadın savaş pilotu kimdir arkadaşlar? Kim? Arkadaşlar ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen. İlk kadın pilot kimdir? Bakın bu ikisi karıştırılıyor. İlk kadın savaş pilotu ve ilk kadın pilot farklıdır. İlk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen'dir. İlk kadın pilot Bedriye Tahir Gökmen'dir arkadaşlar. Bunları unutmuyoruz. İlk kadın başbakanımız Tansu Çiller'dir. İlk kadın bakanımızı söyledik Lale Aytaman. İlk kadın büyük elçi sorulabilir mi? Sorulabilir. Filiz Dinçmen arkadaşlar. İlk kadın büyük elçidir Filiz Dinçmen. İlk kadın emniyet müdürü Feriha Sanerk. İlk kadın e, avukat Süreyya Ağoğlu arkadaşlar. İlk kadın hakim Suat Berk. E, i̇lk kadın kaymakam Özlem Bozkurt. E, i̇lk kadın vali arkadaşlar Lale Aytaman. İlk kadın bakan kimdi arkadaşlar? Türkan Akyol'dur. Türkan Akyol'u unutmuyoruz. İlk kadın e, arkadaşlar bakandır. E, i̇lk kadın arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi başkan vekili Neriman Nefçi. İlk kadın belediye başkanı Sadiye Hanım. İlk kadın muhtar arkadaşlar seçilmiş Gül Esin'dir. E, atanmış olarak da Melia Manço var arkadaşlar. Birisi seçiliyor birisi atanıyor. İkisi farklıdır. E, ba başka ne var arkadaşlar? E, başka ne söyleyelim? İlk kadın tiyatro oyuncusu Afife Cale. ilk e, kadın opera sanatçısı Tassemia Bergsoy'dur. Bunları e, bilmemizde fayda vardır. Geldik bir diğer sorumuza. Roketsan'ın geliştirdiği ilk yerli tank savar füzesinin ismi aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Nedir arkadaşlar? Umtaş. Umtaş, Roketsan'ın geliştirdiği ilk yerli tank savar füzesinin adıdır. Bir diğer sorumuza geldik. Esir şehrin insanları, devlet ana ve yorgun savaşı romanlarıyla ünlü edebiyatçı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Kimdir bu ismimiz? Kemal Tahir arkadaşlar. Unutmuyoruz. Önemli. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk milli parkı aşağıdaki ille, aşağıdakilerden aşağıdaki illerin hangisinde yer almaktadır? Şurada cümle düşüyor olmuş. Şurayı silelim. Aşağıdaki illerin hangisinde yer almaktadır diye sorduk. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk milli parkı benim de memleketim olan arkadaşlar Yozgat'ta. Yozgat Çamlı biliyorsunuz ki ilk milli parktır Türkiye Cumhuriyeti'nin. Bir diğer sorumuza geldik. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kurtuba Camii aşağıdaki ülkelerin hangisinde yer almaktadır? Bakın ben e, El Hamra Sarayı'nı El Hamra Sarayı'nı arkadaşlar güncel bilgiler içerisine verdim. Bu soru AYT 2022'de soruldu. Baktım arkadaşlar İspanya'da başka neler var Endülüs Emevi Devleti'ne ait. Endülüs ülkesine ait arkadaşlar. İspanya'da biliyorsunuz ki. Kurtuba de İspanya'da arkadaşlar. Sorulabilir mi? Sorulabilir. Kurtuba Camii İspanya'da yer alıyor. Arkadaşlar Kordoba Kordoba şehrinde günümüzde Kordoba şehri var oradan geliyor arkadaşlar Kurtuba Kordoba diye, e, diye ne olmuş e, dönmüş bu şekilde günümüzde Kordoba şehrinde yer alıyor İspanya'da bulunuyor Kurtuba Camii geldik bir diğer sorumuza İlk kadın tiyatro oyuncusu hangisidir diye sorduk daha önce bahsettik Afife Jale arkadaşlar Afife Jale ilk kadın tiyatro oyuncusudur geldik bu videomuzun son denemesine Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal maaşını yazdığı yer olan Taceddin Dergahı aşağıdaki illerin hangisinde yer alır? Ankaralılar bilir arkadaşlar. Ee, nerede yer alıyor? Ankara'da yer almaktadır cevabımız Ankara oldu. Her sene düzenlenen portakal çiçeği festivali aşağıdaki illerin hangisinde yapılmaktadır diye sorduk. Portakal çiçeği arkadaşlar festivali Adana'da. Bakın antalya demiyoruz Adana'da arkadaşlar Portakal e, portakal çiçeği festivali. Adana'da yapılıyor unutmuyoruz sorulabilir. Bir diğer sorumuza geldik. SİHA'nın silahlı insansız hava aracı fikir babası aşağıdaki isimlerden hangisidir? Bakın Selçuk Bayraktar değil arkadaşlar onun babası Özdemir Bayraktar'dır. Özdemir Bayraktar SİHA'nın yani silahlı insansız hava aracının fikir babasıdır 2021 tarihinde vefat etti biliyorsunuz ki sorulabilir mi sorulabilir arkadaşlar. Özdemir Bayraktar'ı unutmuyoruz SİHA'nın fikir babasıdır. Haziran 2022 yılında Milli Eğitim Bakanı MEB Bakanı şurayı yanlış almışız. MEB Bakanı Mahmut Özer ilk kez aşağıdaki dillerden hangisiyle hangisiyle destekleme ve yetiştirme kurslarının açılacağını duyurmuştur. Güncel arkadaşlar sorulabilir mi? Sorulabilir. Hangi dillerle? İngilizce ve Arapça arkadaşlar ve dilleriyle destekleme ve yetiştirme kurslarının açılacağını duyurmuştur MEB Bakanı Mahmut Özer. Bir diğer sorumuzdayız. Limra antik kenti aşağıdaki illerin hangisinde bulunmaktadır diye sorduk. Antalya'da arkadaşlar bulunuyor. Limra antik kenti. Geldik bir diğer sorumuza. İlk köy romanı olan Karabibik aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir? Karabibik yazan arkadaşlar kimdir? Nabizade Nazım'dır arkadaşlar. Nabizade Nazım ilk köy romanı olan Karabibik'i ne yapmıştır? Kaleme almıştır. Evet bu sorumuza birlikte Yine sizlerle birlikte e, önemli değerli soruları ne yapmış olduk çözmüş olduk. E, geldik 81'e artık. 81'de tamamladık. 100'e çok çok az kaldı. Hedefimiz 100 arkadaşlar sınava kadar. İnşallah bunları en kısa sürede tamamlayacağız. Sizlere sizlerin hizmetini sunmaya devam edeceğiz. Kaldı 19 arkadaşlar. E, yaklaşık bir hafta içinde hepsi biter arkadaşlar. Ve sizlerin elinde olur bu güncel bilgiler pdf'de e, arkadaşlar. Bizleri Furkan Hoca ile Tarih Instagram Furkan Hoca ile tarih Telegram, Furkan Hoca ile tarih YouTube kanallarından da bizleri takip etmeyi unutmayınız. Tek bir istirhamımız budur arkadaşlar. Başka bir istirhamımız yok sizlerden. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.